Merhaba. Sokaktaki adam Suat Oktay Şenocak karşınızda. Elimde mikrofon var yine her zaman olduğu gibi. Sokağın nabzını, vatandaşın nabzını ve gündemin nabzını tutacağız Bilal abinizle birlikte. Bugün neyi soracağım? Elbette ki bu tasarruf paketi açıklandı hafta içerisinde biliyorsunuz. Bununla ilgili de bir takım hareketlenmeler olmaya başladı. Mesela çok önemli bir şey oldu. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı, onun bir meşhur bir Audi'si vardı. Audi 8, A8'di değil mi? Bunu iade etmiş. Çok önemli değil mi? Şimdi Ali Erbaş bunu iade ettiği için tasarruf yapmış olacak mı Diyanet? Yoksa diğer araçlar ne olacak? Ya da bu kadar Diyanet'in kabarık personeli ne olacak? Vatandaşa bunu soracağım. Bakalım bundan sonrası gelecek mi? Tabii en önemli soru. Şimdi kamuda tasarruf yapılacak ama esas tasarruf yapması gerekenler. Beştepe. Bu tasarruf paketinin neresinde yer alıyor? Vatandaş bununla ilgili neler söyleyecek bir bakalım. Vallahi sağlığımız yerinde. Sağlığın yerinde. Ekonomi evet. Bakımından nasılsın? Ekonomi bakımında da şu anda... Şükrediyoruz. Ya şükür etme değil de yani şu anda... Gidişat tabii ki iyi değil. İnsanlar zorlanıyor tabii. Şimdi bu geçen hafta tasarruf paketi açıkladı Mehmetçik. Tamam. Duydun mu? Duymuşsundur belki. Evet. Şimdi kamuda tasarruf yapılacak. Bununla ilgili ilk hareketlenme başladı. Ali Erbaş var. Tanıyor musun Ali Erbaş'ı? Diyanet İşleri Başkanı. Bunun bir tane 15 milyon lira değerinde bir Audi muhabbeti vardı. Evet. Bunu iade etmiş. Şimdi bitti mi iş? Sen demek istediğini anladım da. Oraya gelene kadar çok sıkıntılar var. Onu diyorum zaten yani. Evet, şimdi esas tasarruf yapması gereken mesela saray var biliyorsun Beştepe. Evet. Pakette onunla ilgili hiçbir şey yok. O yapacak mı sence tasarruf? Ne dersin? Vallahi bence herkesin yapması lazım. Kamuda da olsun, özelde de olsun. Herkesin yapması lazım. Pardon, yapması lazım mı? Tabii herkesin yapması yapıyor lazım. Yapıyor mu peki? Vallahi onu siz de biliyorsunuz sonuç yapıp yok, yapmadığını. Yok ben sana vatandaş olarak söylüyorum. Yapar mı ya da? Vallahi bilmiyorum herhalde. Sizin fikriniz nedir bence? Yapar mı yapmaz mı sizce? Ola ben şüpheliyim sen. Vallahi bilemiyorum abi. Ne diyeyim ki ben? Kulağına söyleyeyim. Oy verdin mi daha önce AK Parti'ye? Oy verdin mi AK Parti'ye? AK Parti oy verdik mi? He, verdim. Önceleyin. Önceden tabii verdik. İlk önce verdik. Ha, o bir daha vermedim. Şu anda yok. Ne oldu da uyandın? Ne oldu da dedin ki ya bunlar galiba işleri ters gidiyor dedin. Ya, ne oldu da? Ekonomi şartları iyi değil ekonomik, şu an. Şu an iyi değil tabii ki. Abi biraz ama ben değil. Anlamıyorum biliyor musun? Evet, hem ben ekonomistim diyor Erdoğan. Ben ekonominin kitabını yazdım diyor. Ama Erdoğan gibi dünya lideri diyorlar biliyorsun ona. Ama onun ülkesinde ekonomi bu kadar kötü nasıl olur abi? Ya şimdi ekonomi durumu ya farklı da şimdi o işlere ne bileyim onlar biraz siyasi konular. Artık onlara bizim aklımız ermez. Niye ermesin ya senin yani aklın var ya. Tamam aklımız var da onlar siyasi konular. Siyaset demek yalan demek, dolan demek. Emekli misin çalışıyor musun bilmiyorum. Ya şu anda siyaset yine dediğim gibi. Siyaset demek yalan demek, dolan demek. Yani. Sen çalışıyor musun? Tabii çalışıyorum. Yetmiyor tabii ki. Hiç kimse yetmedi. Kendimi. Yani kira olsa geçiyor. Kira olsa yetmez abi. Yetmez değil mi? Yetmez abi. Okuyan çoluk çocuğun var mı? Var abi. Yetmez vallahi abi. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Sağ ol. Küstüm ben sizi konuşacağım dedin. Konuşmadan tamam, konuşuyoruz. Ablacığım nasılsın? İyi misin? Dursun çantan. Hayır sevmiyorum öyle. Öyle mi? Peki sevmiyorsun. Tamam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Şimdi ablayla Bilal abiniz daha önce röportaj yapmıştı galiba. Evet, Şimdi burada denk geldik. Evet. Sürekli geziyorsunuz maşallah. Maşallah ne yapayım ya, geziyorum. Ablacığım, şimdi bu tasarruf paketi açıklandı. Duydun mu bilmiyorum. Duymadım. Ay, Mehmetciğim şeyi biliyorsun, tanıyorsun. Maliyeden, hazineden, ekonomiden sorumlu. Kamuda tasarruf yapalım dedi. Ali Erbaş da, Diyanet İşleri Başkanı da onun bir Audi'si vardı, iade etmiş. Daha doğrusu kiralayacaklarmış falan ama kiralamaktan herhalde vazgeçtiler. Şimdi kamuda tasarruf etmiş oluyor muyuz böylece? İnanmıyorum ki ben. Bizi yönetenler, idare edenler, onlar tasarruf yapıyorlar mı? Biz yapamıyoruz tasarruf. Ben yapamıyorum tasarruf şöyle. Çalışıyorsun bir ay boyunca, alıyorsun 17-18 mesela ben yatılı çalışıyorum. Yaşlı amca teyze, yemin ederim 17 bini... Yatalak hastalara bakıyorsun. Yatalak değil de, amca teyze ayakta ilaç bilmem ne, onları mesela yapıyorum. Şunu demek istiyorum, 17 bini aldım, yemin ederim 2-3 gün sürmedi. Sen canın çıkıyor, çalışıyorsun, markete gidiyorsun, 500 liralık alışveriş tutuyorsun, bir şey almıyorsun. Bakıyorsun, 3 tanecik bir şey, ya nereye gidiyor bu ekonomi? Diyorlar ki kuyruk yoktu. Şimdi insanlar da alım gücü yok ki. Evet. Alım gücü ben alamıyorum mesela. Diyorlar canım mesela. Et kuyruğuna giriyorlar insanlar. Biliyorsun.
Kilo et ne kadar oldu haberim var abi. Çok pahalı, ben alamıyorum. En son ne zaman et yedim, yemiştiniz? Ben alamıyorum, Kurban Bayramı'nda yemiştim. Kurban. Şimdi geliyor kurban, yaklaşıyor. Ha, İnşallah komşular verirse yiyeceğim. Çok çok teşekkür ediyorum bu yukarıdakilere. Yani çok güzel tuttuğu için vatandaşını, minnettarım yani. Ben yemin ederim alamıyorum ya, bir şey alamıyorum. Yemin ederim alamıyorum ben. Ben memnun değilim. Teşekkür ederim. Sorayım mı abi sana? Ben bir şey sorarım yine. Tabii tabii. Ben mi sorayım, sen mi bana soracaksın? Tamam, ben sorayım. Sen sor bakalım, hadi ne soruyorsun? Ben başkanlık istiyorum. Seçim yeni olması istiyorum. Ha, seçimin yenilensin istiyorsun. Ha, ya yeni yaptık be abicim. Olmaz işte o. Ya yeni yaptık da abi, sen tamam, oldu. Tamam ben bir söyleyeyim de. Ha. Ben hapisten yeni çıktım da. Boz Bey Cumhurbaşkanı istiyorum. Boz Bey Cumhurbaşkanısın. Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı istiyorum. Biri bir Kürt, bak biri Kürdün olsun, biri Türkün olsun. Şey hangisi, ikisi de Türk. Tamam. Boz Bey de Türk, şey de Türk. Tamam, ikisi Türk ya. Biri Kürdün olsun Cumhurbaşkanı. Ha. Biri Türkün olsun. Selahattin Demirtaş çıksın ama 42 yıl var. Yok yok. Süleyman Soylu olsun biri. Biri de Boz Bey olsun. Tamam, ikisi de Türk. Ya bak bak. Biri ikisi de Cumhurbaşkanı olsun. Ha, ikisi. Evet. Biri Türkün olsun, biri Kürdün olsun. Vallahi anlamadım. Yemin ederim vallahi anlamadım. Abi i̇kisi doğru de diyorum. Tamam, başka Kürt olan kim burada? Ya herhangi biri. Biri Doğu'nun olsun. Evet. Biri de Türk'ün olsun. Ha. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın yerine. Bu diğer belediye abi, başkanlar. Bak bak. Ha, ikiye bölünsün Türkiye. Ha. Bir dakika, sen Türkiye'yi böldün ya. Ya işte Cumhurbaşkanı, iki tane Cumhurbaşkanı olsaydı. İki tane Cumhurbaşkanı. Bir şey söyleyeceğim. Ya, belediye başkanının elinde bir şey yok ki. Tamam, belediye başkanı boştu. Boz Bey ne yaptın? Ne belediye abi? Başkanı bu. Ya Boz Bey çok iyi bir insan ya. Süleyman Soylu da öyle. Öyle mi? Evet. Ya sen ne yapıyorsun Süleyman Soylu döneminde? Abi bak bak, ben sana döneminde, şimdi bir şey söylemeyeyim. Bir dakika, Süleyman Soylu döneminde bir sürü baronlarla, mafyalarla fotoğrafı var. Olsun, sıkıntı yok. Ya o iyi insandı. Peki, tımarhane, tımarhaneye düştük. Bir saniye, Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı adayı koysa kazanır. Kazanır, Süleyman Soylu. Aynı. Sen başka bir Süleyman'la karıştırmayasın. Bak bak, yok yok, gerçekten koysan bak. Süleyman, duydun mu? Biliyor musun Süleyman? Bizde aşiret çok. He. Oy versen dile kazanır. Bizde çok. Tamam. Süleyman Soylu kazanır, bence kazanır. Ben iddia ediyorum. Neyi hatırlatayım? Sedat Peker'i. Tamam işte onu dedim. Sülü diyordu Sedat vallahi Peker. Valla kazanır. Sedat Süleyman, abi ne diyordu? Süleyman Soylu koysan yemin ederim kazanır. Ya Cumhurbaşkanı bilmiyor. Sedat Peker'i tanıyor mu Sedat CHP Peker? CHP yerine giren var ya, adı nedir? Bana bak. O bana, da bilmiyor. Bana Sedat Peker'i tanıyor mu? Duydun tanıyorum mu? Tanıyorum. Sedat Peker ne diyordu Süleyman Soylu için? Süslü Sülü. Süslü Sülü. Valla onu bilmiyorum da yani çok iyi bir insan. Tamam, peki, teşekkür ederim. Çok iyi bir insan abi. Süper. Her şeyden süper. De bak Süleyman Soylu gitti. Yeni İçişleri Bakanı bir sürü ya şeyler çıkarıyor. Ya onlar boş. Ha onlar boş. Valla boş. Boştur onlar. Onlar boştur. Boştur. Tamam, teşekkür ederim. Sorayım mı abicim sana? Şu an evraklar elimde. O ne? Sosyal medya söylentilerim. Ne o? Emniyetten şimdi geldim. Ay içeriği başka. Yok anlamadım. Şikayet mi ettiler? Sosyal evet. Ha. Ne verdiler, ceza mı? Milletvekilinin biri cezayı yaktırmış. Sana ceza yaptım. Ne dedin evet adama ya? Söyledim bir şeyler. AK Partili yok mi? Yok, eski fikrimden biri. Yok yok, hayır şey bu şey. Yok. AK Partili bir vekil miydi? Yok. Kim? Şeyden. Hangi partiden? Parti ya 2018'de kimdi ya? Hangi partiden? Dur ben ismini hatırlayayım. Ha, ya ismini de sen partisini söyle. Partiden değildi, o İşçi Partisi'nden. Ha, İşçi Partisi'nden birine mi hakaret ettin? Yok, yorumun içinde yoruma cevap verdim diye. Ha, İşçi Partisi'ne cevap verdin. Ya orada bir yorum vardı, sadece yorumlarda birbirimizle tartıştık. Tamam, İşçi Partisi vekiliyle. Şeydi ya. Bir dakika. Normal popüler bir tane ya. Neyse ben anlamadım. Şimdi İşçi Partisi'nin milletvekilleri belli. Kimdi? Erkan Baş. Erkan Baş vardı, genel başkanı zaten. Diğeri de Ahmet Çık. Diğeri neydi? Barış? Barış Atalay. Barış, Barış Atay. Barış Atay mı? Barış Atalay. Barış Atay mı dava açtı ama sana? Şimdi seviyorum adamı. Ha, o mu İyi sana dava açtı? Evet şu an onu Barış dava Atay dava açmış. Evet. Barış Atay sana dava açtı yani. O 2018'de bak fikirler değişiyor. Ha. Şimdi 2000... ama seviyorum Barış Atay'ı. Şimdi seviyorum. O zaman sevmiyorum. O zaman ama o zaman da direkt hedefim o değildi. He. Sadece biz yorumlarda tartıştığım olur kişilerle. Anladım. Sadece onun bir paylaşımı vardı, biz yorumlarda tartıştık. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Sorayım mı abicim sana? Yok ben. Ne mi soruyoruz? Bir şahat soruyoruz. Nasıl görüyorsun şahatı? Ya yani normal bu gidişat. Normal. Bu ekonomi şeyle ilgili tasarruf paketi açıkladılar geçen hafta. Duydun belki hafta içerisinde. Evet. Şimdi bununla paralel hareketlenme de başladı. Mesela Diyanet İşleri Başkanı Avdisi'nin yazdığı ya çok olumlu biliyorum. Şimdi ben emekliyim. Sadece emeklilerden veya çalışanlardan tasarruf değil. Yani kesimin bütün üreylerin herkesten
tasarruf yapılması gerekiyor. Peki yaparlar mı, uyarlar mı buna? İnşallah. Endişesi var vatandaşın, soruyoruz biz zaman yani zaman. İnşallah, yani kamuda uyarlar, sıkı takipçisi olurlar. Siz de olursunuz zaten. Ha. Yok, biz takip ediyoruz da. Evet. Sonra bize suçluyorlar ama. Yok, hayır. Mesela şimdi bu hazırlanan paket içerisinde Beştepe yok. Sayın Erdoğan'la ilgili bir şey yok. Ya Erdoğan cumaları yine maşallah şeylerle git geliyor yani. Evet ya. Yani dediğim gibi yani kamunun bütün kesimlere uyacağına inanıyorum ben. Teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olasın. Bir sorun bakayım be. Nasılsın abicim? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Vallahi iyidir. Şimdi tasarrufa başladık biliyorsun. Hadi bakalım, evet. Diyanet İşleri Başkanı da arabasını Audi kiralamış mıydı, almış mıydı ne? Onu iade etmiş. Şimdi ne oldu? Düze çıktık mı? Diğer arabalar ne olacak? Onlar israf değil mi? Şimdi Diyanet İşleri Bakanı bir de şey var. Bir de başkan var. Diyanet İşleri Bakanı başkan, bir de başkanıdır. Bir de şey var. Radikaller vardır. Onun diğer radikallerle hiçbir farkı yoktur. Yoktur ha. Ayrı bir aynen fark, yani fark etmez. Bir de hatta Hudapar, İŞİD aynı bunlar da bağlı bir şeydi. Bağlantıları vardır. Şimdi bu tasarruf paketi başladı. Ha, o getir tasarrufa gelelim. He. Saray yapacak bu tasarruf. Onunla ilgili bir şey yok. Şimdi ben fazla derini bilmiyorum açıklaması. Yapar mı ben, sence? Ben böyle diyor ancak biliyorum. Yapar mı saray? Saray tasarruf yapar mı? Yapmazlar. Yapmaz. Yapmazlar. AK Parti'den yapmazlar. Efendim Diyanet İşleri Bakanı'ndan yapmazlar. Yapmış ama o ya, diğer... iade etmiş. Ha işte o ayrı mesele. Şimdi ben kısasını söyleyeyim. Ben gidiyorum, işim vardır. Bu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayın diyelim. Tabii sayıyoruz. Ha, sayıyoruz. Saygımız vardır tabii. Bu AK Partilerle beraber tamamen Türkiye'yi bitirmiştir. Bitirmiştir. Şimdi tasarrufa gelmiş. Şimdi tasarrufla ne geri alabilir acaba? Şimdi yani niye şimdi mi akıllarına hayır, geldi? Hayır, aklımı ben bile biliyorum, aklıma şimdi geldi. Ben yemin. Yok, seni değil, onların akıllarına şimdi mi geldi? Şimdi geldi. Şimdi bak açık olacak, açığa çıkacak. Dolayısıyla ancak ne oluyor? Biz tasarrufa gireceğiz, bilmem ne yapacağız, bir düzensin diye. Hatta daha doğrusu da bunun intikamı çökmüştür zaten. Bunun intikamı da DEM Parti insanlarından çıkartılıyor. DEM Parti şeylerden çıkartılıyor. Tamam, teşekkür ederim. Evet, abi. Ben tamam. De teşekkür ettim. Abicim nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Bu tasarruf başladı, duydun herhalde. Paket tasarruf, hazırladılar. Tasarruf zaten paketi. Dinimizin emri. Peki niye bugüne kadar yapmıyorlardı da şimdi mi akıllarına geldi? Doğrudur, olabilir. İnsan hata yapabilir, yanlış yapabilir. Bu arada ha, onlar hata yapar. Niye onlar da? Hepimiz hata yapıyoruz. Siz tamam hata da, yapmadınız mı hiç? Hayır ama başkaları yapınca. Siz hiç hata yapmadınız mı? Yapmaz, olur mu hiç tabii ya? O zaman. Mesela, hatasız kul olmaz diyor Orhan Baba, biliyor musun? Bitti. Değil mi? Orhan Baba değil, Allah diyor hatasız kul olmaz. Orhan Baba'ya ait o şarkı. Şarkı evet. Diyor. Şimdi soru şu. Diyanet İşleri Başkanı var biliyorsun Ali Erbaş. Evet. Onun bir Audi durumu evet. Vardı. İade evet. Etmiş Audi'yi. Tamam. Diğer arabalar ne olacak? Diğerler israf değil mi diğerleri? Yani sizin gözünüze Diyanet mi battı? Yo hayır. Yazıklar sen... olsun be. Bizim harbiden ya. Yazıklar dakika. Olsun. Seni rahatsız etmiyor mu? Beni hiç rahatsız etmiyor. Beni rahatsız etmiyor kardeşim. 15 beni rahatsız etmiyor. Audi seni rahatsız etmiyor mu? Etmiyor kardeşim. Abi sen o zaman hani az önce Allah etmiyor. Etmiyor. Siz kendi işinize bakın. Kendi işinize bakın. Yazıklar olsun. Sen Müslüman falan değilsin. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Bir dakika. Sana yazıklar Müslüman olsun. Müslüman olsun diyorsun ya. Sen bunu yayınla ben seni mahkemeye vereceğim. Tamam. Niye mahkemeye vereceksin? Niye vereceksin? Müslüman değilsin dedin ya. Ha, sen bana diyorsun aynı şeyi. Sen bana demedin. Sen bana demedin. Ayıp. Ben sana bir dakika dur. Ben sana Müslümansın diyemezsen Müslüman olmuyor musun? Sen Müslüman değilsin diyemezsin. Değilsin tamam tabii. Mı? Herkes Müslüman. Bir dakika. Burada herkes dakika, Müslüman. Dinle. Hayır, Müslüman herkes değilsin Müslüman diyemezsin. Değil. Herkes yayınla. Eğer gücün yetiyorsa yayınla. Yayınlamazsam namerdim. Tamam. Tamam. Ben de seni vereceğim. Tamam. Ben de seni mahkemeye vereceğim. Tamam mı? Terbiyesiz adam. Terbiyesiz. Sen bir dakika abiciğim, sana ne ya? Bir dakika sana ne ya? Sen ne biçim Müslümansın? Diyanet masraf yapıyor. Ona göz yumuyorsun. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Bir de Müslümanım diye geçiniyorsun. Terbiyesiz. Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Diyanet masraf yapıyor, israf yapıyor. Normal karşılıyor arkadaş ya. Ben de diyorum ki nasıl Müslüman? Müslüman değilsin diyorum. Beni dava edecek bir şey. Etsin bakalım. Etsin göreceğiz bakalım kim kimi dava ediyor. Var mı başka konuşmak isteyen? Sorayım mı sana? Ne abi? Gidişatı gündemi soruyorum. Vallahi abi gidişatı gündemi sen daha iyi bilirsin. Tamam. Şimdi tasarruf yapacağız biliyorsun. Evet.
Diyanet İşleri Başkanı var. Evet. Ali Erbaş. Evet. Ne kadar 15 milyon liralık Audi almıştı. Evet. İade etti onu. Evet. Ve tasarruf başladı. Evet. Şimdi ben az önceki vatandaşa bunu sordum. Yani sizin gözünüze Diyanet mi battı? Dedi bana. Ben de dedim ki sen Müslüman mısın? Ne biçim Müslümansın? Müslüman değilsin dedim. Evet. Şimdi bir Müslümana haram değil mi abi? Senin İsraf ümmetin... haramdır zaten. Tamam, Resul Efendimiz de söylemiyor. İsraf haramdır. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu? Beni hiç rahatsız etmiyor. Abdest aldığın zaman gölde alsan bile israf etmeden alacaksın. İsraf bir haram. Tane araç, iki tane, üç tane, altı tane araç almış beyefendi. Seni rahatsız etmiyor mu? Beni hiç rahatsız etmiyor. Ama vatandaş diyor ki işte az önceki vatandaş. Seni rahatsız etmiyor mu? Beni hiç rahatsız etmiyor. Onlar keyfede, onlar saltanatta, vatandaş da burada çiledir abi. Vatandaş emeklerine vermiş 10 lira 15 lira. 10 lira 15 lira geçinir mi? Ben çalışan insanım, 34 bin lira maaş alıyorum, 34 bin lirayla geçinemiyorum. Peki bizi yönetenler tasarruf yapıyorlar mı? Mesela saray yapıyor mu? Yapar mı? Yapmıyorlar. Neden abi? Abi onlar politikadır. Ekranda söylerler ama en büyük kralı da kendiler yaşar. Saltanatı kendiler yaşarlar. Saltanatlık da yaşıyorlar. Saltanat. Evet. Peki bu saltanatı yapmalarına kim yetki verdi bunlara? Abi bunları biz kendimiz verdik. Şimdi hem biz onlara saltanat sürsün diye mi oy verdik? Hem bak, hem suçluyuz hem güçlüyüz. Oy veriyoruz, arkadan da konuşuyoruz. Yani suç bizdedir. Sen oy verdin mi? Vermedim. Yani. Vermedim. Allah nasip etmesin. Ben rica ederim Allah'ım. Ablacığım sorayım mı sana? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olun, nasılsınız? Tasarruf paketi başladı. Evet. Biliyorsunuz. Her Müslüman tasarruf yapması lazım dedi az önceki arkadaş. Doğru. Duydunuz mu bilmiyorum. Evet, doğru. Ben de dedim ki Diyanet nasıl 15 milyar liralık A8 oluyor? Gerçi iade etmiş de. Evet. Vatandaş da bana dedi ki. Yani sizin gözünüze Diyanet mi battı? Bize dedi. Şimdi çok madem yanlış. Müslümansın, madem tasarruf yapacaksın. İlla ki her şeyden yapacağız. Değil mi? Her şeyden yapacağız abi. Ekonomi nereye gidiyor? Baksanıza. Bizi yönetenler tasarruf yapıyorlar mı? Yapacaklar mı? Zannetmiyorum abi. Mümkün değil. Mesela saray. Yapar mı? Yapmaz abi. Mümkün değil. Mesela bu tasarruf paketinde Beştepe yok. Yok, evet. Yok. Ülkenin lideri değil mi? Yani önce onun lideri. Başlaması gerekmiyor mu tasarruftan? Öncelik o yapması zaten abi. Lazım ki insanlar da onun yolunda yürüsün. Yani o yapmazsa insanlar yapmaz ki zaten. Açlık var abi. Türkiye'de açlık var. 17.002 TL'li. Kim geçinir? Arkadaşlar şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de açlık var dedi. Evet. Bu açlığı lütfen bir tanımla. Çünkü bazıları izleyenler işte bazen birazdan gelebilir. Evet. Açok diyorlar. Şu açlık nedir? Afrika'daki gibi mi açlık var yoksa nedir abla? Bir açıklayı ver. Ha, bir söyle. Şey söyleyeyim. Nasıl açlık? Sen nasıl tanımlıyorsun? Abi ben açlığı nasıl tanımlıyorum? 17.002 TL maaş var şu an. Var da yok. Ben öyle tanımlıyorum. Görürsen bakıyorsun herkesin eli dolu, her şey var. Ama sordun mu yok. Tamam da bu açlık nedir, bunu bir tanımla. Dedin ki aç var Türkiye'de. Abi var, yok nasıl mu? Açlığı tanımla lütfen. Bak şu açlık nedir, sen açlık deyince neyi anlıyorsun, onu bir anlatıver. Yani abi bak, ben açlık deyince bak, ben öğrenci okutuyorum. Hayat bahali, bahali. Hayat bahali. Hayat bahali. Bir domates bak, ben Görükle'de oturuyorum. Burada domates 30 lira, Görükle'de 70 lira. Kim var abi. Gelmiyor. Şimdi arkadaşlar açlığı bir kez daha tanımlayayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aldığı aylık 17.002 lirayı, evet, ay sonunu getirirken Türkiye kara kara düşünüyorsa, sağlıklı beslenemiyorsa, çocuğuna, et oğluna, yok, kızına yok, istediğini alamıyorsa. Yok, et yok, tavuk bitmiş, yok. Bitmiş. Açlık budur. Et yok, tavuk yok. Duydun mu? Sebze. Tamam. Abi nereye kadar? Olsun, vejeteryan miyiz biz? Her gün sen. Vejeteryan. Yumurta abi, 30 tane yumurta olmuş, 150-200 milyon ya. Gözünü seveyim. Nasıl Türkiye'de açlık yok? Getirdiler. Onlar yiyor ama biz aç. Aç abi, aç yani. Ya hayat bari. Onlar dolduruyor. Yapıyor. Bir markete gidiyorlar, dolduruyor abi yani. Ben dolduramıyorum. Açlığın nasıl, ne olduğunu anladın değil mi? Anladım. Ay sonunu kara kara getiriyorsa bir Türkiye abi. Cumhuriyeti vatandaşı sağlıklı beslenemiyorsa. Beslenemiyoruz abi. Tamam. Süt içemiyoruz ya, budur. Süt. Süt yok, süt alamıyoruz. Abi en son ben ne zaman aldım biliyor musun? Aralık'ta. Bak 6 ay geçmiş. Aralık'ta kırmızı et aldım. O da 250 gram. Bir kilo bile değil yani. Kıymanın kilosu olmuş 700 lira. Hayırdır ya, Türkiye burası. Bizim hayvanlarımız, biz besliyoruz. Organik her şey. Hani nerede? Evet, dışarıdan geliyor et. İşte yok. Dışarıdan geliyor. Abi. Şimdi ablacığım, şimdi seçimler yeni yapıldı. Evet. Biliyorsun bir sene oldu seçimler yapılalı. Aynen. İşte Mayıs'ta yapmıştık. Aynen öyle. Erdoğan'a bu millet dedi ki bir 5 yıl daha sana dedi. Bu 5 yılın biri gitti, geriye kaldı. 4'ü kaldı abi. Bu 4 yıl içerisinde enflasyonu düşürüp ekonomiyi şaha kaldırabilir mi? Hayır abi, mümkün değil. O da gidecek. Sen oy verdin daha önce. Verdim. Tamam.
Abi 35 yaşındayım, veriyorum. O benim vazifem, veriyorum. Hayır, yani AK Parti'ye oy verdim. Hayır, asla. Asla vermem abi. Allah korusun. Allah korusun. Sen ya bağırıyordun, sen ne bağırıyorsun ya? Ben anlamadım, o öyle söylüyor, konuşuyor. Ya boş ver, o konuşsun ya. O kadın orada da kaldı, onu kadın yazık diye. Ne? Kadın değil. Ya karısıydı o ya, kendi kendine evlendi. Bize dedi ki, bana dedi ki. Yani sizin gözünüze Diyanet mi battı? Ya batıyor var mı, bizim paramız? Kim batıyor? Ya o dedi, Diyanet'in aldığı araba. Yok ne? Ali Erbaş'ın arabası batıyor mu dedi? Batıyor kardeşim, bizim paramız. Zaten ki Türkiye'ye gitmiş. Kimin parası abiciğim? Ya Türkiye'ye gitmiş. Kimin parası? Bizim paramız. He, ola bizim paramdı. Gençlere sorayım. Selam. Gençler ne bu, ajan gibisiniz lan. Ajanım abi. Gençler nasılsınız? İyiyiz abi, sizler nasılsınız? Nasıl gidişat, nasıl görüyorsunuz, gel. Gidişat çok güzeldi abi. Ha. Siz hep gündeme, ekonomiye çekiyorsunuz. Nereye çekelim güzelim? Asıl konu bu mu abi? Ne? Orada bizim kardeşlerimiz ölüyor, şehit nerede oluyor. Gazze'de. Gazze'de. Tamam. Bizim elimizden bir şey geliyor mu? Boykot gelmez mi abi? Tamam. Boykotu tamam. Kameraya yansıtmamız gerekmez şimdi. Mi? Kardeşim neyi anlamadım? Boykotu kameraya yansıtmamız gerekmez mi? İşte söylüyorsun şimdi. Peki evet, şimdi boykot ediyoruz. Lanet edelim. Et buradan lanet et. Lanet olsun. Ha, oldu mu peki? Lanet oldu mu? İşe yaradı mı? Yararsa yarar abi. Abi yapacağım. Güzelim şey bizim, ben bu mikrofonu kime uzatıyorsam vatandaşlardan ne sorarsak soralım herkes ekonomiyi konuşuyor. Ha, ekonomiyi değil abi. Ha. O konuda herkesin fikir. Bunu soruyoruz. Şimdi tasarruf paketi açıkladı, duydunuz mu? Açıklandı. Duymadım abi, ne o? Mesela Mehmet Şimşek var, tanıyor musunuz Mehmet Şimşek? Tanımıyorum abi. Tanımıyor musun Mehmet Şimşek? Tanıyoruz. Sen tanıyorsun. Ben tanıyorum. Sen tanımıyorsun. Söyle kimmiş, öğrensin. Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı. Evet abi. Dedi ki çok da israf var dedi kamuda. Kamunun ne olduğunu biliyorsun. Evet şey, abi. Bürokrasi falan filan. Evet tasarruf abi. Yapalım dedi. Yani çok harcıyorsunuz dedi. Diyanet İşleri Başkanı da bir A8 almıştı 15 milyon liraya. Oo. Bunu da iade etmiş. Abi son bir şey söyleyebilir miyim? Bu nasıl şey hani abi? Tamam eyvallah, ekonomimiz kötü ama şu an o şerefsiz lerin Siyonistlerin zulmü altında kardeşlerimiz açlıktan, soğuktan ölüyorken hani ben şu an şunu yemiyorum, bunu yemiyorum. Bir dakika abi, içiyorsun ama o zaman içme. İçme abi. De ki bak, bu sodayı Gazze'li kardeşlerim bulamıyor, ben içmeyeyim de o Allah zaman. Hamdolsun yapıyoruz zaten. Hamdolsun Allah. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Ne geliyor elinden? Ne geliyorsa yapıyoruz. Ne yapıyor maddi mesela, olarak ne yapıyorsun? Olsun, duamız olsun. İki maddi manevi. Dua etmek yetiyor mu? Maddi olarak da yapıyoruz. Allah'a şükür tamam, olsun. Yapıyoruz, esirgemiyoruz ama derdimiz sadece biz değil. Peki bizim hani ülkemizdeki bunu... ağaçlar ne olacak? Geçim sıkıntısı. Ya tamam da abim orada çocuk ölüyor. Kadın burada ölüyor. Her gün, ya her gün kadına şiddet uygulanıyor burada. Tamam da orada kadınlar sen tecavüz ediyorlar. Sen biliyor musun bak? Sana bir şey söyleyeyim. Bugüne ölüyor kadar Gazze'de kaç kişi öldü biliyor musun? Hatta haberin var mı? Binlerce kişi öldü. 36 bin küsür kişi tamam. İnsan öldü. Peki ne işe yaradı? Ya, kim ne sadece yaptı? Sadece Gazze değil bak, biz zulmün her türlüsünün karşısındayız. Doğu tamam. Türkistan'da. Ha, ondan bravo. Sonra Gazze'de bravo. Hani bravo. Kardeşlerimiz Müslüman bravo. Kardeşlerimiz tamam. Orada ölüyor. Ha burada yapacağımız şey birlik olacağız. Müminin kardeşidir. Niye olamıyor? Ya abi bizim milletimiz. Bir saniye. Şimdi... Sen bizi diyorsun da Suudi Arabistan niye bir şey yapmıyor? Abi, Katar niye yapmıyor? Birleşik Arap Emirlikleri, onlar Arap değil mi? Herkes kendi mezarına girecek. Herkes kendinden sorumlu. Peki. Peki arkadaşlar, röportajı bitiriyorum. Mevzu Türkiye'nin mevzusu, bizim kendi mevzumuz ekonomi ve bununla ilgili ekonominin düzelmesiyle ilgili paket açıklanmıştı hafta içerisinde. Bu açıklanan paketle ilgili, yani tasarruf paketiyle ilgili kamuda bir takım tedbirler alınacaktı. Ali Erbaş o meşhur söz konusu A8 Audi'sini iade etmiş. Peki ekonomiyi düzeltmeye yarayacak mı? 3 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar liralık bir tasarruf öngörüyorlar. Ondan sonra ne olacak? Bizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayı ne olacak? Onlar tasarruf yapacaklar mı? Diyanet'in yaptığı tasarruf, Diyanet Başkanı'nın aldığı araba size batıyor mu dedi az önceki vatandaş. Evet batıyor kardeşim, o bizim paramızda. Eğer tasarruf yapılacaksa önce onlar yapacaklar. Eğer yapmıyorsalar... 6 araba alıyorsa, 6 arabanın birini iade ediyorsa bu tasarruf falan değil. Ama görüyorsunuz hala onları destekleyenler var. 15 beni rahatsız etmiyor. Seni rahatsız etmiyor. Etmiyor kardeşim. Abi sen o zaman etmiyor. Hani az önce Allah... Etmiyor, etmiyor. Etmiyor, siz kendi işinize bakın. Hala var. Videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Akşama Bilal abinizle saat 10'da gündemi konuşacağız. Yapacak çok önemli işiniz yoksa hem TikTok'ta hem de... YouTube kanalımda canlı yayında karşınızda olacağız. Gelin gündemi konuşalım. Yapacak daha önemli işiniz yoksa gelin konuşalım, tartışalım. Görüşmek üzere.